Herkese selam. Limit ve sürekli ilgili 10 tane grafik soru seçtim bugün arkadaşlar sizler için. Temelde limit ve sürekli karşısındaki fark ne? Bunu anlatarak başlamak istiyorum sorulara. Sonrasında geçeceğim arkadaşlar. Limit bir noktada arkadaşlar sağdan ve soldan yaklaşırken bulduğumuz sonuçların eşit olmasıyla mümkün. Yani o grafik üzerinden arkadaşlar o noktaya bize sorulan noktaya soldan yaklaşacağız ve sağdan yaklaşacağız. Eğer ikisinden de aynı değeri buluyorsak, aynı y değerini buluyorsak arkadaşlar bunun limiti vardır diyeceğiz. O noktanın kendisindeki sonucun bizim için bir önemi yok limit hesaplarken. Ancak süreklilikte o noktaya yine soldan yaklaşacağız, sağdan yaklaşacağız. Bu sonuçların aynı olması gerekiyor. Yani limitli olması gerekiyor. Ama aynı zamanda o noktanın kendisindeki sonucun da bulduğumuz limitlerin eşit olması gerekiyor. Limit ve süreklilik arasındaki arkadaşlar temel farkın bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ilk sorumuza başlayalım. Bunu biraz yorumlayalım arkadaşlar. Burada bize neden bahsediyor? Bakın. Çekirdek fx fonksiyonun eksi 8, 6 aralığında süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı kaçtır diyor. Süreksiz olduğu noktalar. Yani ne demiştik arkadaşlar? Sürekli olabilmesi için hem soldan hem sağdan hem de noktanın kendisinde elde ettiğimiz sonuçların birbirine eşit olması gerekiyor. Bakıyorum. Eksi 8 noktası için konuşalım arkadaşlar. Soldan geliyorum. Evet, aynı y değerine gitmişim. Sağdan geliyorum, yine aynı y değerine gitmişim ve noktanın kendisine geliyorum, yine aynı değere gitmişim. Demek ki bir kere arkadaşlar eksi 8 noktasında bizim için ne var? Süreksizlik söz konusu değil. Süreklilik var yani. Bu arada arkadaşlar aynı şekilde eksi 7, eksi 6, eksi 5 diye birçok değer var bakın ve bunların hepsi içinde yine sürekli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü noktanın kendisinde arkadaşlar bulacağımız sonuçlar hep aynı yapacaktır. Biz bunu kısaca bundan sonra şöyle diyelim. Eğer kalemi kaldırmadan grafiği çizebiliyorsanız, mesela bakın kalemi kaldırmadan ben bu noktadan geçebiliyor muyum? Evet, demek ki bu noktaların hepsinde arkadaşlar ne var? Süreklilik var. Mesela kalemi kaldırmadan başladım, devam ediyorum. Eksi 3 noktasına geldiğimde ne oldu arkadaşlar? Kalemi kaldırmam gerekti. Çünkü orada bir boşluk var, değil mi? Bu noktada arkadaşlar demek ki süreklilik yok. Sonra kalemi tekrar koyup devam ettiğim için ne yaptım arkadaşlar? Eksi 3 noktasında bu fonksiyon sürekli değildir diyebildim. Bunu bir de biraz önce söylediğimiz tanımla tekrar açıklayalım arkadaşlar. Eksi 3 noktası için inceliyorum. Bakın soldan eksi 3'e yaklaşırken, sağdan eksi 3'e yaklaşırken her iki durumda da ne oldu? Sonucumuz 6 çıktı. Y ekseni biliyorsunuz sonuçların oluştuğu eksende. Y eksenindeki sonuç arkadaşlar bizim buradaki limit ya da süreklilik değerimiz olacaktı. Ancak eksi 3 noktasının kendisinde gördüğünüz gibi ne var arkadaşlar? Boşluk var, değil mi? Eksi 3'ün kendisinde bakın arkadaşlar ne var? Sonuç 6 çıkmıyor. Hatta eksi 3 noktasında bu fonksiyon tanımsız. Çünkü ne yapmış dikkat ederseniz herhangi bir sonuca gitmemiş. Onun karşılığını göremiyoruz. Dolayısıyla bir kere süreksiz olduğumuz noktalardan bir tanesi eksi 3 olacaktır. Şimdi sıfır noktasına gelelim. Sıfır noktasına baktığımızda arkadaşlar yine sıfıra, sıfırın olduğu yerden şöyle bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Sıfıra soldan gelirken, sağdan gelirken bir kere farklı değerler var. Yani bir kere bu nokta limitli bir nokta değil bu fonksiyon için. Neden? Soldan ve sağdan gelirken aynı sonuçları bulmadık. Zaten bir nokta arkadaşlar orada limit yoksa sürekliye bakmamıza bile gerek yok. Sürekli değildir kesinlikle. Zaten bir boşlukta görüyorsunuz bakın sıfır noktasında fonksiyon nedir arkadaşlar? Boşluk var. Sıfır noktasında fonksiyonda tanımlılık var. Yani bu fonksiyon tanımlı. Eksi 3 noktası gibi değil. Çünkü eksi 3 noktasına bakın bir sonuç bulamamıştık. Hiçbir yere gitmiyordu grafiğin sonucu. Ancak arkadaşlar sıfır noktasında fonksiyon tanımlı. Neden? Bakın kime gitmiş? Böyle bir noktaya gitmiş yani. Bir değeri var dolu. Ancak sürekli değil. Neden? Çünkü soldan ve sağdan gelirken arkadaşlar aynı sonuca ulaşamıyoruz. Yani limiti olmayan bir noktada zaten sürekliden bahsetmeyeceğiz. İki noktasına arkadaşlar geliyorum. Zaten bakın kalemi kaldırmadan devam ettiğim yerlerde hiç değil mi? Süreklilik sorunu olmayacaktı. Onları çok detaylı incelememe gerek yoktu. Ancak altı noktasında yine bir sorun var bakın. Altı noktasında ne var dikkat ederseniz? Sıfırı da yazalım şuraya. Altı noktasında yine bir çizgi çiziyorum arkadaşlar. Sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken farklı y değerleri buluyoruz. Gördünüz mü? Soldan yaklaşırken arkadaşlar 6 bulduk limiti. Sağdan yaklaşırken ne bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Sağ limit sol limite eşit değilse zaten burada süreklilikten hiç bahsedemeyiz. Yani ne demiştik derse başlarken arkadaşlar? Bir kere fonksiyon bir noktada sürekli olabilmesi için önce limitli olması gerekiyor. Yani sol limitin sağ limite eşit olması gerekiyor. Limitli olduktan sonra üstüne bir de ne olmalı? O noktanın kendisinde de değerin arkadaşlar aynı çıkması gerekiyor. Evet. Demek ki arkadaşlar 6 noktasında da bizim süreksizliğimiz söz konusu. Bunların toplamını soruyor bize. Toplarsak arkadaşlar cevap 3 yapacaktır. 2 numaradayız arkadaşlar. Fx fonksiyonun x'in bilmem ne değerler için diyor arkadaşlar var olan limitlerin toplamı nedir? Şimdi ne demiştik?
Limit olması için o noktaya soldan yaklaşırken ve sağdan yaklaşırken bulduğumuz sonuçların eşit olması gerekiyordu. Bakıyorum. Eksi 2 noktasıyla başlayalım. Eksi 2 noktasından şöyle bir çizgi çiziyorum. Sağdan yaklaşıyorum ve soldan yaklaşıyorum. Her iki durumda da arkadaşlar görüyorsunuz sonuç ne çıkıyor? Eksi 2 çıkıyor. Diyeceksiniz ki hocam ya noktanın kendisinde tanımsız ama. E tamam evet orada süreksiz. Ama süreksizlik ne yapıyordu? Limiti etkilemiyordu değil mi arkadaşlar? Yani bu noktada biz limiti var diyebiliriz. O zaman eksi 2 için limitimiz var. Sıfıra gelelim. Sıfır noktasında zaten hiçbir sorun yok. Bakın fonksiyonda hiçbir kopma söz konusu değil. Yani sürekli burada hatta. Kalemimi kaldırmadan o noktadan geçebiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar sürekli olduğumuz yerlerde hala limitlidir. Neden? Çünkü hatırlarsanız süreklilik için limit bir ön şarttı. Sağ limit sol limite eşitse o noktada limiti var diyorduk. Limiti varsa sonra sürekliliği sorgulayabiliyorduk. E zaten bu noktada sürekli ise demek ki önceden limit varmış yani. Onu kontrol etmeme tekrar gerek yok. Gelelim şimdi arkadaşlar 2 noktasına. 2'ye bakıyorum arkadaşlar. 2'den şöyle bir çizgi çiziyorum. 2'ye sağdan yaklaşıyorum ve grafik üzerinden tabii ki soldan yaklaşıyorum bir de. Şimdi sağdan yaklaşırken sonuç 5 çıktı. Soldan yaklaşırken sonuç arkadaşlar 3,5 öyle bir şey çıktı yani. Sağ limitle sol limit birbirine eşit değil. Biz bunu gösterirken şöyle göstereceğiz. Limit 2'ye sağdan yaklaşırken ve limit 2'ye soldan yaklaşırken değil mi arkadaşlar? X diyelim şöyle başlarına da. Bunlar birbirine eşit mi? Değil. O zaman bu noktada arkadaşlar limitimiz yoktur. Doğru mu? Demek ki 2 noktasında limitimiz olmayacak arkadaşlar. 4'e bakalım. 4 noktasında arkadaşlar görüyorsunuz herhangi bir süreksizlik söz konusu değil. Yani 4 noktasında kalemi kaldırmadan bunun üzerinden geçebiliyorum çizgi üzerinden. Dolayısıyla bu noktada zaten sürekli. Sürekli ise hayli nedir arkadaşlar? Limitlidir. O zaman var olan limitlerimizin arkadaşlar toplamını soruyor. Ne olmuştu? X eksi 2'deyken limitimiz 2 çıkmıştı. Değil mi? Şöyle isterseniz detaylı yazabiliriz. Limit x eksi 2'ye giderken sağ limit sol limit eşit olduğu için limiti var demiştik ve o da 2 idi. Sonra limit arkadaşlar x kime giderken? 0'a giderken. Yine bakın 0'dayken sol limitle sağ limit birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti. Bu da arkadaşlar 3'tü. Bir de arkadaşlar 4 noktasında limitimiz var demiştik. Limit x yine 4'e giderken ne yapıyoruz bakalım? 4 noktasında da limitimiz neydi? Sağdan ve soldan giderken arkadaşlar sonucumuz kaçtı? 6 idi. Bunların toplamını soruyor yani. 2 artı 3 artı 6'dan cevabımız 11 yapacaktır. Evet 3 numaradayız. Yukarıda verilen diyor y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu sefer x arkadaşlar sonsuza gidiyor. Şimdi x sonsuza gidiyorsa neler yapabiliriz? X eksi sonsuza gidiyormuş ilk soruda pardon. Eksi sonsuz demek sol taraf. Yani x eksinin biliyorsunuz negatif olduğu taraf burası. Pozitif olduğu taraf burası. O zaman ben grafiğin üzerine kalemimi koyuyorum ve eksi sonsuza doğru yol alıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Kime yaklaştık? Eksi 1'e. Bakın y değerindeki karşılığı arkadaşlar eksi 1. Dolayısıyla evet A şıkkı bizim için doğru bir bilgi. Gelelim şimdi B şıkkına. Burada ne diyor? X sonsuza giderken yani artı sonsuza giderken f(x) nedir? Evet x artı sonsuza giderken grafik üzerine arkadaşlar kalemi koyuyorum ve gerçekten artı sonsuza doğru gitmeye başlıyorum. Kime yaklaştım bakın? Yaklaştığım y değeri 0. Unutmayın sonuçlarımız her zaman y eksenidir. Yani biz x'e değerler verdikçe y'de nereye gidiyoruz ona bakacağız. Yani limitlerini hep y ekseninde buluyoruz. Bir de arkadaşlar eksi 1 noktasında bize limit soruluyor. Şimdi eksi 1'e bakalım. X eksi 1 arkadaşlar bizim için bir kritik nokta. Eğer arkadaşlar kritik nokta ise eksi 1 burada sağdan ve soldan bakmamız gerekiyor. Bakın eksi 1 burası bir çizgi çizdim. Şimdi eksi 1'e önce soldan yaklaşıyorum. Yani limit x eksi 1'e soldan yaklaşırken üzerine eksi koyduğumuzda o noktaya soldan yaklaşıyoruz demektir. Fx diyelim. Bunun sonucu neymiş arkadaşlar? Artı sonsuz. Bakın yukarıya çıkıyor. Y'nin değeri belli değil değil mi? Artı sonsuz yukarıya doğru gidiyor sonsuza kadar. Bir de arkadaşlar eksi 1'e tabii ki sağdan yaklaşalım. Kritik noktalarda hem sağdan hem soldan bakmamız gerekiyordu. Önceki soruda konuşmuştuk. Sağ limit sol limite eşitse arkadaşlar bunun biz limiti var diyebiliyorduk değil mi? Şimdi bakıyoruz sağdan yaklaşırken de evet yine artı sonsuza gittik değil mi? O zaman ne oldu? Onu da şöyle gösteriyorduk. X eksi 1'e sağdan yaklaşınca yani eksi 1'in üzerine bir artı koyduk. Bu sefer fx fonksiyonumuzun sonucu yine sonsuz çıktı. Sağ limit sol limite eşit olduğuna göre arkadaşlar bunun limiti vardır ve bu limit değeri de sonsuzdur. Evet doğru. Bir noktasını soruyor şimdi bize. Hadi bir noktasına bakalım. Şimdi bir noktasında ise bir neresi bakıyorum şurası. Bir noktasında bir çizgi çiziyorum. Bu çizgi arkadaşlar grafik üzerinden soldan yaklaşacağım bir de sağdan yaklaşacağım. Bunu ben nasıl göstereceğim şimdi? Diyeceğim ki limit x 1'e soldan giderken ve limit x 1'e sağdan giderken. Hangi fonksiyon için? Fx fonksiyonu için.
Sonuçlarımız ne bakalım? Eğer bunlar birbirine eşitse bu noktada limitimiz var diyeceğiz. Eğer bunlar birbirine eşitse bu noktada limitimiz yok diyeceğiz. Eşit değilse. Şimdi 1'e soldan yaklaşırken, yani bir noktasından çizgi çizmiştik bakın. Soldan yaklaşırken sonucumuz ne çıktı? 1. Sağdan yaklaşırken sonucumuz kime gitti? Y eksen üzerinde 0. E sol limit sağ limite eşit mi? Değil. O zaman bunun limiti yoktur arkadaşlar. Bu da doğru. Ve son olarak E şıkkı. E şıkkı ile öyle bitirelim. 2 diyor. Bu sefer 2 noktasında bize limit soruluyor. Bakın 2 noktasından bir çizgi çiziyorum. Şimdi grafik üzerinden 2'ye soldan yaklaşacağım. Sonucum ne çıktı? 1. Yani limit şöyle ayıralım. X 2'ye soldan yaklaşırken sonuç 1. Bir de 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Sonuç yine nereye gitti? 1'e gitti bakın. Yani X 2'ye bu sefer sağdan yaklaşırken, yani 2'nin sağ tarafından büyük büyük değerler vererek yaklaşırken sonuç yine 1'e çıktı. Sol limit sağ limit eşit olduğuna göre bu da nedir arkadaşlar? Limiti vardır ve 1 demektir. Halbuki burada bize limitine 0 demiş. 1 olmalıydı. Yanlış cevap. Evet, 4 numara. Grafiği verilen fx fonksiyonu diyor. Bilmem ne değerleri için var olan limitleri toplamı nedir? Evet, bu 5 tane nokta için limit değerleri varsa eğer bunları bulacağız ve toplayacağız. Önce limitinin olup olmadığını o noktada sorgulamamız gerekiyor. -4 ile başlayalım. Ne demiştik arkadaşlar? -4'ten bir çizgi çiziyoruz. Ona soldan yaklaşıyoruz. -4'ün solundan ve sağdan yaklaşıyoruz. Ve soldan sağdan geldiğimiz değerler ne oldu? 2'yi gösterdi. O zaman burada limit değerimiz vardır. Yani limit x -4'e giderken fx 2'dir. Diyeceksiniz ki ya hocam burada bir boşluk var. Biraz önce konuştuk ya. Buradaki boşluk sadece süreksiz olduğunu gösteriyor bize. Çünkü kalemi kaldırmak süreksizlik demekti. Sürekli bir şekilde çizgi çizemiyordunuz. Ama bu limiti etkilemiyordu. Limitin olması için o noktada soldan ve sağdan limit değerlerinin eşit olması yeterli. Noktanın kendisi önemli değil. Ama süreklilik soruyor olsaydı evet -4 noktası da süreksiz diyecektik. Çünkü sol limit sağ limite eşit olmasına rağmen o noktanın kendisinin de bu sonuçta eşit olması gerekiyordu. Ama burada eşit değil. Biz şu an limitlere bakıyoruz sadece. 0 noktası demiş. Evet, 0 noktasından şöyle bir çizgi çiziyorum. Dümdüz bir çizgi. Şimdi bu 0 noktasından çizdiğim çizgiye soldan ve sağdan yaklaşıyorum. Evet, gördüğünüz gibi her ikisi de ne yaptı? Aynı yere gitti. -3'e gitti. Demek ki limit x0'a giderken fx neymiş arkadaşlar? -3'müş. Yani sağ limit sol limit eşit olduğu için bu noktada limitimiz var diyebildik. Ve o da -3'tür. Şimdi 2 noktasını inceleyelim. 2 noktasından şöyle dümdüz bir çizgi çiziyorum. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Limit değerimiz -1. 2'ye sağından yaklaşıyorum. Bu sefer limit değerimiz 0. Sol limit sağ limite eşit oldu mu? Olmadı. Demek ki bu noktada limitimiz yok. O zaman ne yapacağız? 2'yi atıyoruz. Şimdi 3'e gelelim. Şuraları temizleyelim. 3 noktasında da arkadaşlar bakıyorum. Şöyle bir çizgi çizdiğimde grafik üzerinden tabii ki 3'e soldan geliyorum. Limitimiz 2. 3'e sağdan geliyorum. Limitimiz yine 2. Sol limit sağ limite eşit ve 2. Dolayısıyla evet, burada da limitimiz varmış. Kaçmış? 2'ymiş bu da. Ve son olarak 4 numarayı inceleyelim arkadaşlar. 4'ten yine bir çizgi çiziyorum. 4'e ne yapacağım? Sağdan ve soldan geleceğim. Grafik üzerinden. Grafiğin üzerine kalemi koyuyorum. O çizdiğim çizgiye doğru yaklaşıyorum. Sağdan yaklaşırken sonucumuz ne çıktı? 2. Soldan yaklaşırken sonucumuz ne çıktı? 5. Sol limit sağ limite eşit çıktı mı? Hayır. O zaman bu noktada limitimiz yokmuş demek ki. O zaman var olan limitlerimiz 2, 2 ve -3 arkadaşlar. Bunları toplarsak da cevap ne yapacaktır? 1 yapacaktır. 5 numara. fx fonksiyonu yukarıda verilen bir fonksiyondur diyor. Bu fonksiyon x'in 2, 3, 4 değerlerinden bazıları için var olan limitleri toplamı nedir diyor. Evet, yine benzer bir mantık arkadaşlar. O noktada soldan ve sağdan inceleyeceğiz. Süreklilik sorsaydı bu boşluklar benim için önemli olurdu. Buralarda süreksiz olurdu fonksiyonumuz ama şu an süreklilik sormuyor. Sadece limit soruyor. Dolayısıyla boşluklar çok da umurumda değil. Soldan ve sağdan o noktaya yaklaşırken değerlerim aynıysa evet ben burada limitim var diyeceğim. 2 diyor. Önce 2 noktasından bir çizgi çiziyorum. Şimdi ne yaptım? 2'ye soldan yaklaştım. Sonucum arkadaşlar 3 çıktı. Sağdan yaklaştım o noktaya. Sonucum 1-3 çıktı. Sol limit sağ limite eşit olduğu için evet bu noktada limitimiz vardır. Yani limit x2'ye giderken fx fonksiyonu için konuşuyoruz. Limitimiz vardır ve 3'tür. Ne yapalım arkadaşlar? 3'ü inceleyelim. 3'ten şimdi bir çizgi çiziyorum şöyle. Bu sefer grafik üzerinden 3'e soldan yaklaşıyorum ve sağdan yaklaşıyorum. 3'e soldan yaklaşırken sonucum 2. 3'e sağdan yaklaşırken sonucum 0. Ha, sol limit sağ limit eşit çıkmadı. Demek ki bu noktada limitimiz yok. Şimdi son olarak 4 x eksen üzerinde bunu inceleyelim. Bakın bu noktada boşluk olması limit konusunda çok önemli değildi. Ne yapıyorum? Buradan çizgi çiziyorum. Bu çizgiye sol taraftan ve sağ taraftan yaklaşıyorum.
Sağdan yaklaştığında sonuç 1. Soldan yaklaştığında o noktaya sonuç yine 1. Sağ limit sol limite eşit olduğuna göre limitin evet var olduğunu söyleyebiliriz 4 noktası için. Ve bulduğumuz y değeri de 1'dir. Limitimiz 1. Bu var olan limitlerin toplamını soruyor bize. Cevaba 4 diyebiliriz. Şimdi evet bizi şıklara yönlendiriyor soru 6 numara. F function eksi 1 2 aralığında grafiğine göre diyor. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Tek tek şıkları incelememiz gerekiyor. Sıfır noktasında limitinin var olduğunu ve 1 olduğunu söylemiş. Bakıyorum sıfır noktasından bir çizgi çiziyorum. O zaman soldan ve sağdan yaklaşıyorum. Evet var ve 1 doğru. Değil mi? Hem soldan hem sağdan aynı noktaya ulaştıysak y eksen üzerinde. Demek bunun limiti vardır ve 1'dir. Burada bize tabii ki sıfır noktasını sorduğu için sol ve sağ ayrı ayrı incelemek zorundaydık. Hem soldan hem sağdan baktık. Fakat B şıkkında sadece 1'e soldan bak diyor. Yani limiti var mı yok mu diye sormuyor da soldan limitine bak diyor. Soldan limit ve sağdan limit mutlaka vardır zaten. Sadece bunlar birbirine eşitse eğer o noktada limit vardır diyebiliyoruz. Ama eşit olmayabilir. Sol limit ayrı, sağ limit ayrı değerler mutlaka bulunur, hesaplanabilir. Şimdi soldan 1'e soldan yaklaşırken tabii ben 1 noktasından bir çizgi çiziyorum önce. Buna üzerine eksi koyduğu için soldan yaklaşmamız gerekiyor. Sadece sol taraftan bakıyorum yani. Soldan yaklaştım ve kime gitmişiz arkadaşlar? 3'e gitmişiz. Evet doğru bilgi. Bakın o noktadaki toplam limiti sormuyor. Sadece sol limiti soruyor. C şıkkına bakalım. C şıkkında 2'ye soldan yaklaş diyor. Bu sefer 2'den şöyle bir çizgi çiziyorum. 2'ye soldan yaklaşıyorum. Yani sol parçalı grafiğin üzerine koydum kalemimi ve o noktaya kadar yani çizgiye kadar geldim. Sonuç kime çıktı bakın? 1'e çıktı. Demek ki bu noktada limitimiz arkadaşlar 1'miş soldan yaklaşırken. Şimdi gelelim D şıkkına. 1 noktasında bu sefer soldan ya da sağdan dememiş. Yani 1 noktasının bizzat kendisindeki limiti soruyor. O zaman biz hem soldan hem sağdan bakmamız gerekiyor. 1 noktasına arkadaşlar soldan yaklaşıyorum. Limitimiz 3 çıktı. Sağdan yaklaşıyorum. Limitimiz 0 çıktı. Sol limit sağ limite eşit çıkmadığına göre burada limitimiz yoktur arkadaşlar. Ama burada 0 demiş. Dolayısıyla yanlış olanı bulduk. Ama biz yine Edirne'yi görelim arkadaşlar. F 1 demiş. Ha, bu sefer limit falan sormuyor. Yani 1 noktasındaki fonksiyonun değerini soruyor. O zaman 1 noktasındaki fonksiyonun değeri gerçekten dolu olan yere kadar gitmem gerekiyor. 4'müş. Evet bu da doğruymuş. Evet geldik arkadaşlar 7 numaralı soruya. Yukarıdaki fx fonksiyonun grafiği buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştı? Yine biraz öncekine benzer bir yorum sorusu bekliyor bize. Eksi 4 noktasında limit sorduğuna göre ne yapacağız? Hem soldan hem sağdan bakacağız. Yani noktanın kendisindeki limit için sol ve sağ limitin birbirine eşit olması gerekiyordu. O zaman ne yapıyorum? Eksi 4'ten bir çizgi çiziyorum. Önce soldan yaklaştım bu çizgiye. Sonuç 3'e gitti. Sonra sağdan yaklaştım. Sonuç yine 3'e gitti. Yani grafik üzerinden o noktaya, o çizdiğim çizgiye soldan ve sağdan gelirken her ikisinde limit değerler aynı çıktı ve 3 çıktı. Yani Adana doğru. Bursa'ya gelelim. Bu sefer 7'ye sağdan yaklaş diyor. 7'den hemen bir çizgi çiziyorum. O zaman sağdan yaklaşıyorum. Sonucumuz 8. Aa, sadece sağdan soruyor zaten. O zaman sol taraftan bakmamıza gerek var mı? Yok. Evet ve limitimiz 8 sorun yok. C şıkkı f eksi 4 diyor. Ha burada limit falan sormuyor. Direkt o noktanın fonksiyondaki karşılığını soruyor. Yani x yerine eksi 4 yazdığında sonuç ne çıkıyor bakalım. X yerine eksi 4 yazdım. Sonuç 3 mü gerçekten arkadaşlar? Hayır. Neden? Çünkü eksi 4 noktasında bir kere fonksiyon tanımlı değil. Bakın orada boşluk var. Diyeceksiniz ki hocam limiti var demiştiniz. Evet limitin olması o noktada tanımlı olmasını gerektirmiyordu hatırlayın. Boşluk olması limit için sorun teşkil etmiyordu. Ama o noktada sonuçta tanımsız. Bu noktada süreksiz fonksiyon. Dolayısıyla bu 3 değil yani yanlış olan cevabımız Ceyhan. Ama biz yine diğer şıkları göreceğiz arkadaşlar. Deniz'e bakalım. Bu sefer 1'e sağdan yaklaş diyor. Hemen 1'den bir çizgi çiziyorum ve sadece sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaşında sonuç ne çıkmış? 1 çıkmış. Evet zaten ondan bahsetmiş. Bu da doğru. Şunlar doğruydu zaten. Bir de son olarak arkadaşlar ne yapıyoruz? E şıkkına bakıyoruz. Bu sefer 1'e soldan yaklaş diyor. Şöyle bir çizgi çiziyorum. 1'e soldan yaklaşırken yani grafiğin solundaki parçadan o çizgiye kadar geldim ve limitimiz ne çıktı? 4. Evet bu da doğruymuş. Bakın 1'e sağdan yaklaşırken ve 1'e soldan yaklaşırken limitlerimiz birbirinden farklı. Birisi 1, birisi 4. Yani bu noktada limitin olmadığını söyleyebiliriz. Ama sağdan limiti ya da soldan limiti vardır. Bunun bir sakıncası yok. Evet 8 numara. 8 numara evet şık bir soruya benziyor. Ne diyor? Y'ye soldan yaklaşırken sorucumuz 0 çıksın diyor. Ha buna göre kaç tane y değeri var? Biraz kümelerle ilgili arkadaşlar bir tanımlama yapılmış. Ne diyor? A kümesi y elemanlarından oluşuyormuş. Bu y elemanları da soldan o noktaya yaklaştığı zaman limitinin 0 çıktığı noktalarmış. Demek ki o zaman biz soldan yaklaşırken sonucu 0'a giden noktaları merak ediyoruz. Tek tek incelemeye başlayalım. Bu aradaki bütün tabii şeyleri düşüneceğiz.
Değil mi? Tam sayıları düşüneceğiz. Bakalım tam sayı diyor mu? Ha demiyor. Bütün elemanları diyor. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Örneğin eksi 2 noktası. Başlıyorum buradan. Soldan yaklaşırken ne oldu? Limitimiz kime gitti? Sıfıra. Aa pardon. O zaman soldan yaklaşırken limitimiz sıfıra gittiğine göre eksi 2'de bu noktayı alabiliriz değil mi? Bakın bunun sonucu ne yaptı? Sıfır yaptı. O zaman demek ki y bir kere eksi 2 olabilirmiş. Diğer noktalara bakalım. Örneğin eksi 1. Eksi 1'den bir çizgi çiziyorum. Soldan yaklaşırken limitim sıfıra gitmedi. Başka bir sayıya gitti. O zaman gitti. Sıfır noktasından bir çizgi çiziyorum. Sıfıra soldan yaklaşırken limitimiz gerçekten sıfıra gitti mi? Gitti. Demek ki y sıfır olabilirmiş. Sorun var mı? Sonra başka hangi noktalara bakalım? Arada aslında diyeceksiniz ki hocam yani bu arada tam sayı demiyorsa bir sürü reel sayı var. Onlar neden düşünmüyor? Evet bir sürü reel sayı var. Bunda sonsuz tane reel sayı var. Ama hangisinden çizgi çizseniz grafikten yaklaşırsanız yaklaşın soldan ne yapacaktır? Hiçbir zaman sıfıra gitmeyecektir değil mi? Dolayısıyla bunların hiçbirinde limit sıfır olmayacaktır. 3 bölü 2 noktasını görüyorum arkadaşlar. 3 bölü 2 noktasına soldan yaklaşırsam sonucum sıfıra gitmiş mi? Gitmiş. Evet y demek ki 3 bölü 2 olabilirmiş. Başka sonucun sıfır çıktığı yer neresi var? 2 noktası var bir de. 2'ye soldan yaklaşırsam bakın gerçekten yine limitimiz sıfır çıkmış. O zaman y 2 değerini de alabilirmiş. Demek ki arkadaşlar y için yazabileceğim ne varmış? 4 tane farklı sayı varmış. O zaman ne diyoruz? SA yani A köşesinde eleman sayısı 4 olabilir diyoruz. Gelelim arkadaşlar 9 numaraya. F fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre limit. Aa çok şık bir soru. Evet bu soru arkadaşlar önemli. Bunu lütfen dikkatli izleyelim. Belki de bu bölümün en seçici sorularından bir tanesi olacak. Öncelikle 1'e eksi 1'e sağdan yaklaş diyor. Şimdi fof demek f içerisinde fx demek değil miydi arkadaşlar? Fofu böyle düşünebiliriz. Yani aslında bize f içerisinde f eksi 1 mi soruluyor? Ama eksi 1'e sağdan yaklaşırken. Şimdi eksi 1 neresiydi? Şurasıydı. Eksi 1'e sağdan yaklaşıyorum. Yani sağdan yaklaşırken arkadaşlar şöyle sağ taraftan gelmem yeterli. Sağ limit soruyor çünkü bize. Sonucumuz ne çıktı? 2 çıktı. O zaman ben buradan şunu yerine 2 yazabilir miyim? Bunu yerine 2 yazdığım zaman ne olacak bakın arkadaşlar? F içerisinde 2 olmuş olacak. Ancak 2'ye sağdan mı yaklaşıyorum soldan mı? Buna bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü sen eksi 1'e soldan yaklaştın sadece. O zaman 2'ye yaklaşırken de dikkat et aşağıdan yani 2'den daha küçük değerlerden 2'ye doğru yaklaşmışsın. O zaman aslında biz ikinci fonksiyon içerisinde de 2'ye soldan yaklaşmış olmalıyız. Bakın bu çok önemli. Biz ilk fonksiyonda eksi 1'e sağdan geldik ama 2'ye de böylelikle aşağıdan yukarıya doğru gelmiş olduk. Yani küçük değerlerden 2'ye doğru yaklaşmış olduk. Yani 2'nin solundan. Sol ne demek? 2'den daha küçük sayılar demek doğru mu? Yani solundan yaklaşmış olduk. O zaman F2 noktasında soldan bakmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? 2 noktasından bir çizgi çiziyoruz. Soldan geliyoruz. Bakın bu çok önemliydi bu fark. Neden? Çünkü sağdan gelirken ve soldan gelirken ne oluyor? Değerler farklı çıkıyor. Yani hangisinden bakacağımızı iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Biz 2'ye soldan yaklaştığımız için de cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2 yaptı. Evet geldik son soruya. Burada da ne diyor? X sonsuza giderken biliyorsunuz x eksen sonsuz olduğu taraf bu taraf. Eksi sonsuz olduğu taraf da bu taraf. Dolayısıyla x sonsuza giderken yani ben grafiğin sonsuza doğru devam eden parçasına kalemi koyuyorum. Ve nereye gidiyoruz bakın. Şöyle daha düzgün çizeyim isterseniz. Şöyle kalemi üzerine koyuyorum. Sonsuza doğru giderken ne oldu bakın. B'ye yaklaşıyor değil mi? Grafiğimiz sonuçları y eksen üzerinde B'ye doğru yaklaşıyor. Demek ki doğru. B şıkkına bakalım. B şıkkında da ne diyor? Bu sefer x eksi sonsuza gitsin diyor. Yani x sonsuz bu tarafa olduğu için bu tarafa doğru giden parçanın üzerine kalemi koyuyorum. Ve gerçekten yine B'ye yaklaşıyoruz değil mi? Grafiğimizin y'deki gölgesi bakın B'ye doğru yaklaşıyor. Bu da doğruymuş demek ki. C'ye bakalım. C şıkkında ne diyor? A'ya sağdan yaklaş diyor. Şimdi A'ya sağdan yaklaşırsak A'dan bir çizgi çizdik şöyle. Çok kötü bir çizgi oldu bu. Evet A'ya sağdan yaklaşırken sağ parçaya koyuyorum kalemime ve bakın ne oluyor? Sonsuza doğru devam ediyor yukarıya doğru değil mi? Herhangi bir yerde bitmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru Ceyhan. Denize bakıyorum. A'ya bu sefer soldan yaklaş diyor. Şimdi A'ya soldan yaklaşırsak ne olacaktır? A'nın bu sefer soldaki parçasının üzerine kalemi koyuyorum. Şöyle maviyi koyayım bu sefer. Ne oldu bakın soldan yaklaşırken A'ya A'dan daha küçük değerlerden A'ya doğru gelirken ne oldu arkadaşlar? Sonuç eksi sonsuza gitti. Sonuç eksi sonsuz nerede var? Edirne'de var. O zaman Denizli bizim için yanlış cevap. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için keyifli bir çalışma oldu bence. Sorular mutlaka size faydası olacaktır. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.